İyi akşamlar sevgili seyirciler. Üçüncü devreye hoş geldiniz. Evet, bir pazartesi akşamı saatlerimiz 21.30'u gösterirken üçüncü devre ekibi olarak tekrar sizlerle beraberiz. Evet sevgili seyirciler, maalesef üzüntümüz devam ediyor. Deprem bölgesindeki insanlarımız hayatta tutunmaya devam ediyor. Bizler elimizden geldiği kadar bütün Türkiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu felaketten bir an önce kurtulmak istiyoruz. Maalesef bugün de Malatya'da yine bir deprem yaşadık ve yaralarımız var, can kaybımız var. Tekrardan depremde şehit düşen bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı bir kez daha sağ olsun. Allah yardımcımız olsun diyelim. Hayat devam ediyor bir tarafta, işte dost yardım maçları devam ediyor, Süper Lig'de maçlar başladı. Biz de üçüncü devre ekibi olarak, program olarak bugün normal formatımıza döndük ve yani zor biraz ama biraz da hayata dönmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz ve bugün oynanan iki tane Kocaelispor'un yardım maçları var, onları konuşacağız. Levent Hocam tekrar bizimle beraber iki hafta sonra. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Yiğit tekrar bizimle berabersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar tüm izleyicilerimize. Evet hocam, maçlara geçeceğiz ama gerçekten ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Çok büyük bir felaketle baş başayız. Acılarımız var. Yaralılarımız var. Yani ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Bu süreç biraz uzun sürecek. Siz diğer programlarda bizimle beraber değildiniz. Sevgili Yiğit'le biz konuştuk bayağı bu deprem konusunu ama hem depremi yaşamış bir insan olarak da çünkü biz de bu acıyı 1999 depremde yaşadık. Belki bu kadar büyük değildi ama bu gerçekten bu seferki çok bambaşka bir şey. Depremden öte bir felaket, bir yani ne desek herhalde kelimelere az kalır. Siz depremle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii öncelikle depremde ölen şehit kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara rahmet bile bizim rahmet dilememiz önemli değil. Allah zaten şehitlik mertebesine koyuyor onları. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir önemli husus da hala orada çalışan, efendim kendi canını hiçe sayıp şeylere, o enkazın, o beton yığınlarının arasına giren, oradan kurtarma işlemi yapan veya yemek dağıtan, o soğukta, karda, çadır kuşta, çadır kuran ve şu anda orada çadırda, işte konteynerlarda yaşayan, yaşamaya çalışan bütün herkese de Allah kolaylık versin. Tabii burada hala oraya yardım etmeye çalışan herkesten Allah razı olsun. Hem orada olarak hem burada. Çünkü oradan bir göç var. Şimdi ben de biraz o işlerle ilgileniyorum. Bir sürü göç geliyor buraya. Evet. İnsanlar şeyleri bile yok üstlerinde. Yani enkazdan çıkmış. Ne olur ki? Çok hiçbir şey kalmamış insanların. Buraya geliyorlar. İşte burada o insanlara yardım ediliyor. Bizim halkımızın büyük bir çoğunluğu, Allah razı olsun, koşturuyorlar bu işlere. Fakat maalesef şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bu durumdan faydalanmak isteyen, faydalanan başta ev sahipleri, bak buradan söylüyorum, hepsi %100 zam yaptılar. Bak bazı ev sahipleri var. 20 tane daireyi bir yıl depremzedeye bila bedel, para falan almadan veren de var. 2000 liralık kirasını nasılsa devlet bunlara kira yardımı yapıyor deyip 6000 liraya çıkarıp 7000 liraya çıkartıp kiraya veren de var. Ya bazen düşünüyorum. Bizim millet hangisi ya? O enkazın altına girip İnsanları kurtarmaya çalışan, kendi canını hiçe sayan işte Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma mı?
Yoksa kirasını 2000'den 6000'e çıkartıp efendim işte atıyorum bunların nasıl ihtiyacı var? İhtiyaç maddelerine bir, zam yapan bir bisküvi 40 liraya satan mı? Bir hangisi bizim insanımız? Şaşırıyorum. Tabii şaşırıyorum derken aslında şaşırmamam lazım. Niye? Ben çeşit insan var. 99 depreminde bunların aynısını yaşadım. Çünkü o zaman da aktif olarak sahadaydım. Biliyorsunuz o dönemde inşaat sektöründe evet. önemli evet. görevim vardı zaten. Ve Kocaeli depreminde çalıştığım firma üzerinden 400 bin dolarlık Kocaeli'ye, İzmit'e yardım getirdim. Ben dağıttım. O sırada öyle şeylerle rastlaştım ki yani şaşırmamam lazım aslında. Aslında bir yandan insanınızda gurur duyuyorsunuz, bir taraftan da utanıyorsunuz. Bunu söylemekte beis görmüyorum. Bir gün şöyle dua ettim ya. 99'da. Aynı şeyler yaşanıyor şimdi. Evet. Onun için aslında şaşırmamam lazım. Çünkü ben yaşadım onları. Dedim ki ya Rabbim bize öyle bir felaket ver ki ben dahil hepimizin canını al dedim ya. Biz layık değiliz dedim ya. Hocam çok ağır. Bak, evet çok evet, ağır. Çok, çok ağır ne kadar, yaşamışsınız. Ne kadar doğru. Size o 99 bak, depreminden sonra mı? 99 depremi sırasında gördüklerim, yaşadıklarımdan sonra söylediğim, ettiğim dua bu. Yani ne hale gelmişim. Şimdi bakıyorum ülkemizde bir kesim demin söylediğim bu felaketten çıkar sağlamaya çalışan, bu felaketten kar sağlamaya çalışan insanları da gördükçe üzülmemek elde değil yani. Ya öyle şeyler yaşadım ki anlatsam. Bırakın şimdi bu şu anda yaşadığım şeyler var ya. Yani gene yardım işlerine uğraşıyor. Duyduğum, gördüğüm var. Ya, yani olacak şeyler değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki milletimizin büyük çoğunluğu Müslüman Türk milletine yakışır şekilde davranıyor. İşte gördük depremde nasıl insanlar ya şeyde bakın, daha depremin bile. Birinci günü neredeyse 150 bin kişi aktı buradan oralara. Evet. Yani. Hani hiçbir şey yapmasalar da gittiler insanlar yani. Ama tabii şöyle bilinçli olup da orada çalışacak insanların gitmesi. Şimdi ya eyvallah. Sen atıyorum şimdi ben veya senin gidip orada. O anda orada yani olmak istiyor. Bazılarımızı gördük yani enkazda eli cebinde işte yani ben onlara çok sinir oldum yani. Tamam. Telefonla çekim yapıyor veya işte. Tamam bir şey demiyorum. Yardım şey, etsin yani. Büyük çoğunluğu insanlarımızın koşturdular ettiler dediğin tipler de var. Ama onlar hep azınlıkta oldu. Zaten tabii bu tabii. eleştirdiğim noktadakiler hep azınlıkta evet. olanlar. Yani Allah ülkemize böyle büyük felaketler yaşatmasın. Amin. Ya ben 3 tane yani 3 tane değil de kendi bizzat yaşadığım mesela 67 Adapazarı depremini biliyorum. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum canım. Ben İzmit'teydim o zaman. Ondan sonra o şeymiş depremcik yani. Ondan sonra 99 hani Adana oldu, Erzincan oldu filan. Evet. Ya benim ömrümde ben bir sürü deprem gördüm. Çok hani gidip bizzat şahit olmadım. Ama işte bu buradaki gibi yaşadık. Ya bu nedir ya şu anda yani tahmini yani şu anda 46 diyorlar. 50 desen ona düz hesap 50 bin ya. Ya samimi söylüyorum Allah göstermesin bir ülkeyle savaş yapsak 50 bin kişi ölmedi. Evet. 50 bin kişi ya. Şu an efendim kaç yüz bin kişi hastanelerde değil 100, mi? 100 bin kişinin üstünde. Fazla. Fazla bilmediklerimiz falan da bu rakamlar Kocaeli depreminde de aynısı oldu. Tam tutulamıyor bazı şeyler. Tamam mı? Savcının tespit ettiği var. Kaç bile. Bin, kaç bin bina yıkıldı ya. Kaç bin. Hatay hepten gitti. Adıyaman öyle. Adıyaman gitti, Maraş gitti. Yani şimdi düşünebiliyor musun ya? Ne hale geldik? Bir de gecenin dördü. Ya yani onun için Allah bir daha böyle büyük felaketler göstermesin. Ama bizim ülkemiz deprem ülkesi. Evet maalesef. Yani bizim... Bugün oldu hocam. Şimdi de İzmir'den Erkut arkadaşımız yazıyor. İzmir'de de 4.7. Bu 4.7'ler artık şey gibi, beşik, ninni gibi. Şimdi büyük beklentiler var. Allah korusun İstanbul bekleniyor. İzmir
de bir sürü fay var, fay bekleniyor. Bingöl, doğuda arası. Bingöl bekleniyor. Dolayısıyla bizim, yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Bizim bugüne kadar yapmadıklarımızın, yapmadık, yapamadık, neyse artık, yani geçmişte şunlar bunlar yapmadık diye birbirimizi yerden yere vuracağımıza, ya tamam yapmadık, bundan sonra ölen oldu, yapalım, bundan sonra öldürmeyelim kimseyi deyip, özellikle ovalarda, yumuşak zeminlerdeki bütün evleri kayalık alanlara, zemini uygun alanlara taşımak ve kat sayısını hızla düşürmek. Bazı yerlerde, mesela Kocaeli'de 4 kata indirdiler. Çok iyi yaptılar. Yeni mi oldu? Yok, 99'dan sonra. Bir de yine gökdelenler dört bekliyor. 4 kattan sonra. Ya, o, nerede izin veriyorlar onu bilmiyorum. Yani. Körfez kentte, yeni kentte. Topçular tarafında da bir yani var. Ama şey, erenlerde var. Zeminle alakalı, yani zeminle söyleyeyim, alakalı olabilir. Aşağılarda 4 kattan fazla. Tamam, yatağın fazlaya geçsinler. Evet. Yani evet, bir blokta 4 hane olsun. Tamam. İşte bu depremden sonra yapılan evler, evet, yok mu? Ya bizim Sefa Sürüm'ün ilk yaptığı evler, benim oturduğum ev de aynı. Tamam. Belediye içisine yapılmıştı. Evet. Kutu gibi. Yıllarca bizim etrafımız her taraf apartman. Herkesin, evet, o bölgede şeyi var yani. Gözü var. Tabii inşaat işine girmek istemiyorum. Bu TOKİ'nin yaptığı veya toplu konut hükmünden yapılan evlerin tünel kalıp yöntemiyle duvarları betondur. Yani şunu söylüyorum. Onlar da şey yerine geçer, kiriş yerine geçer. Onun için bak, yaya kaptanı yumuşak zeminde olmasına rağmen bir şey olmadı. Evet. Şimdi bu çok teknik bir konu. Bizim, evet, işimiz değil. Şimdi bu tür toplu konutlarda yapılan evler sağlamdır. Dolayısıyla bütün evlerin, işte bu hani ne diyorlar, ev yenileme bir kanun var ya. Evim. Yok ya. Hani, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüme artık bundan sonra itiraz edeni hapse atmak. Birinci öncelik bu olması lazım. İtiraz. Valla elini mi kaldırdı? Gir içeri. Gir içeri. Bak, kentsel dönüşüm uygulanabilseydi bir sürü mahkemelikler oldu. Bilmiyor musunuz? İzmit'te tabii, bile neler oldu yani. Cedid'i zor yaptık. Ha. Şimdi kentsel dönüşüm, bunu artık anayasayla mı, kanunla mı, yaptırımı ağırlaştırarak nasıl yaparken, eğer bir uzman kurul bu bölgede kentsel dönüşüm yapılmalıdır dediği an itiraz hakkı olmamalı. Geçen şeyde ulusal kanalda gördüm. Şili deprem bölgesi, işte 1930'da çok büyük felaket, 60'da oluyor. En son işte 90'lı yıllarda olduğunda hiçbir şey yok. Bunun tedbirini alırsan, sorumluluğu da alırsan, şimdi bu tabii, işi çözersin bir şekilde. Şimdi İstanbul depremini bahsettiniz ya, boşaltalım. Kim boşaltacak? Şimdi İstanbul, çürük olan binaları boşaltalım. İstanbul mesela, Allah korusun, İstanbul'da bu büyüklükte ya, bir şey olduğu zaman Allah korusun. Felaket kelimesi. Batı güçlü olduğu için, bak, yani Türkiye güçlü olduğu için şu an 10 ili orada kucakladı. Bak, felaket hafif kalır diyorum. Felaket kelimesinin yerine başka bir şey bulmamız lazım. Yeni bir kelime üretmemiz lazım. Şimdi tabii inşaat konusu biraz benim alanıma giriyor. Ama çok o konulara girmeyelim. Her zemine, şu kadarını söyleyeyim. Her zemine bina yapılır. Ama o zemine uygun projelendirmek lazım. Evet. Ve bina yapımlarında bütün her şey iyi olsa dahi en önemli şey işçiliktir. Eğer işçilik doğru değilse o binada sıkıntı var demektir. Evet. Yani burada hani müteahhit suçlanıyor, şimdi işte o suçlanıyor. Herkes suçlu, doğrudur, doğrudur. Ama o şeyi, İnşaatı yapan kalfası, ustası, işçisi, onlara da eğilmek lazım. Şimdi bugün toplu iğne yapan bir fabrikada ne olur ya, bir tel geliyor, makine takır takır basıyor, toplu iğne çıkıyor. Onun başındaki operatör bile sanat okulu mezunu. Değil mi? Arıyorsun. Evet. En az sanat okulu mezunu olacak. Evet. Yani 12 sene okumuş adam olacak. İnşaatta öyle değil ki, hiçbir şey aramıyorsun. Çağır gel. Hiçbir şey aramıyorsun. Çağır gelsin. Yani dedi. Halbuki İnşaat uygulamalarında gerek beton
arme beton ama pardon demir uygulamalarında gerekse beton dökümü, betonla şeyin demirin kavuşturulmasında çok önemlidir. Evet. Beton bakımı çok önemlidir. Ama bizim ülkemizde hiç yapılmayan şeydir. Mesela beton bebek gibi bakım ister. Tabii. Yazın da kışın da. Hiç gördünüz mü? Mesela beton dökülmüş, üzerine güzel naylonlar serilmiş, efendim veya yazın işte bir kalfa usta çıkmış betonu su. Hiç rastladınız mı? Rastlamazsınız. Hocam şunu şöyle söyleyeyim. Halbuki eskiden teknik olarak dedim. Köy evinde biz işte beton ev yaparken işte herkes o beton dökerken sulamaya kullanırdı. Evet. Burada hiç görmüyorum onu. Neden? Bak işte bunlar çok teknik konu. Ben girmek istemiyorum öyle. Şimdi çimento aşağı yukarı 100 sene sertleşen bir malzeme. Neyle sertleşiyor? Betonun içindeki suyla reaksiyon yaparak sertleşiyor. Betonu sulamak demek, betonun içindeki suyu buharlaştırmamak demek. Yani beton içinde kendi, hani beton geldi, evet. Su var ya içinde. Evet. O su buharlaşmasın, ben ne yapayım? Betonun üstüne su dökeyim, üstündeki su buharlaşsın, o içeride reaksiyona devam etsin, beton sertleşsin, kalitesine ulaşsın demek. O yüzden istiyor. Tamam. Evet. Ama ya bunların hiçbiri yapılmıyor. Ya biz bununla ilgili o zamanki firmam, biz kalfalara eğitim yaptık. İnan kalfalar, çalıştığımız kalfaların %90'ı gelmedi. Biliyorlarmış. Ya neyse. Evet. Şimdi çok fazla bu işlere girmeyelim. Allah. Yani ben inşaatlardaki eksiklikleri bizzat bilen, çok yakınen, evet, bilen biriyim. Kaldı ki 99 depreminde güçlendirdik denilen ilk bir aydan bahsediyorum. Evet. İlk bir ay, güçlendirme başladığının ilk bir ayında güçlendirdik denilen evlerin Allah korusun bir deprem olsa %80'i yıkılacaktık. Yani güçlendirilmedi. Çünkü güçlendirmenin de bir tekniği var. Bilimsel bir şey var. Ağır hasarlar ortaya çevrildi. Makyaj yapılanları neler biliyoruz. Oldu? Yani biliyoruz yani, plaj yolunda olsun, neler 60 oldu? Evlerde olsun. Bulvar. Şey, bulvar. Bulvar. Maalesef. Evet, yani. Onun için bunların hepsi yapıldı. Belki gene yapmaya çalışanlar olacak ama bunlara müsaade etmemeliyiz. Biz komşu olarak etmeyelim, işte vatandaş olarak etmeyelim, belediye olarak etmeyelim, efendim yetkili mühendislik firmalar olarak etmeyelim. Eğer bundan da akıllanmadıysak artık Allah'a havale ediyorum. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Vallahi hocam demin güzel bir şey söyledin. Ben de aynı çok yaşadığım için dile getireyim. Hatay'dan akrabalarımız geldi. 5 aile. Biz normalde çağırırken şöyle düşünüyorduk. Bir aile ben alacaktım. Bir aile abim alacaktı. Bir aile yeğenim alacaktı. Kendi bölüşecektiniz. Yani, bizim evde 2 aile yaşayacaktı. Ama Allah razı olsun. İşte bu sizin dediğiniz hayırsever insanlardan ev verdiler. Dayanı düşeni ev verdiler. Şu an bir tanesi Gölcük'te, 2 aile bir evde, akraba zaten, ablalar, tamam, 2 bacanak aynı evde. Bir tane diğer bir ailemiz Derince'de ev verildi. Bir tane ailede benim eniştemin abisi. Hepsi Hatay'dan mı geldi? Hepsi Hatay'dan. Ne güzel. Allah razı olsun. Yani bu aileyi bize gelen, duyan herkes arayıp bir ihtiyacınız var mı? Ne yapabiliriz? Evet. Ya Allah razı olsun. Ya sen ne diyorsun? Köseköy'de orada bir müteahhit, adını da bilmiyorum. Allah razı olsun. Açıklamıyorlar. 20 tane yeni yaptı bina, 20 daireyi verdi adam. Ne kadar güzel. Evet. Yani bu çok güzel bir sevap. Ya gerçekten. Hayır böyle. Biz ne zaman yardım edeceğiz birbirimize ya? Ya biz evimizde sıcak yatağımızda efendim çay kahve içerken deprem zedelerin hocam, televizyonda durumunu izliyoruz. Hocam yani aynı şeyleri hepimiz herhalde yaşıyoruz. Şimdi şöyle, şimdi uyumayı, gülmeyi, çorba içmeyi, hani sıcak yatmayı, evet, çünkü yok, psikolojimiz hepimiz uzun çünkü. Ayıp olur biz diyor. Biz hani bunun programını 99'da yaşadık. Yani. Ayıp gibi ayıp geliyor yani. Yani. Ulan diyorsun orada adam karın altında, ben burada televizyon karşısında kahve içiyorum yani. İçemiyoruz. Yani.
içemiyorsun. Gerçekten. Vicdan sahibi insan. Zaten dikkat et hocam. Böyle kalbi temiz olan, duyarlı insanların ne kadar çok etkilendiğini sokakta bir bak böyle. Belli eder. Bir de o demin bahsettiğin Türkiye'de onlar çok azınlık bir gruptur. Ya onları Allah'a havale ediyoruz biz. Yani oraya işte yağmalamaya gitmeye tecrübüs edenler biliyorsun yakalandı, edildi. Yani bunlar vicdansızlar. 99'da da aynısı oldu. Aynen öyle. Yani ruhunu şeytana teslim etmiş şimdi, insanlar. Çok da konuşmaya gerek yok. Bunlar olacak. Bunlara engel olacağız. Nasıl olacağız? Kanunla olacağız, devletle olacağız, jandarmayla olacağız, şiko biz olacağız, o olacak, o olacak. Ama bizim gün geçtikçe vicdan konusunda sıkıntılarımız büyüyor. Yani bundan 23 sene önce, kaç o doktor, 24 sene önce biz sanki daha vicdanlıydık. Yani 24 senede bozulmuşuz biz. Evet. Samimi söylüyorum. Evet. Şimdi bak ben iki dönemde de bu felaketlerde aktif rol almış biri olarak söylüyorum. Yani yeni yetiştirdiğimiz nesil maalesef bizim kadar vicdanlı değil. Sen baban kadar vicdanlı değilsin. Yani böyle gün geçtikçe bu konuda inanın şey veriyoruz, fire veriyoruz yani. Evet. Onun için oturup bunu da düşünmemiz lazım. Devlet büyüklerimiz bunu da düşünmesi lazım. Eğitimimizde mi bir sıkıntı var? Efendim bu sosyal medya denen bir nalet bir yer çıktı. Sosyal bunun medya, mu etkisi var? Ben anlamadım yani. Sosyal medya kin, nefret tohumlarının ekildiği bir yer. Yani evet belki hakikaten bunu bilim olarak, kültür, spor olarak kullanan için bir şey demiyorum ama yani sırf orada egosunu, kibrini uğraşan insanlar ve direkt linç etme kampanyası var. Yani ya bu işte çok biraz bak, bu algı da yapılıyor bu şekilde. Bu konu ne biliyor musun Yiğit? Bu konu önce inançla sonra onun sende oluşturacağı vicdanla alakalı bir şey. Şimdi sen hiçbir şeye inanmazsan yani şimdi biraz böyle şey farklı konuya geçeceğim ama şimdi bizde günah kavramının yerini ayıp aldı. Şimdi ayıp ağırlıklı bir yapı var. Ayıp kime işlenir abi? İnsana değil mi? Ayıp görünürse ayıp olur değil mi? Görünmezse ayıp olur mu? Evet. Beni kimse görmüyor. Ben orada hırsızlık yapıyorum. Ayıp değil ki. Kimse görmüyor. Ama günah. Şimdi günah başka bir şey. Günah İnançla alakalı bir şey. Senin her anını gören, senin göz kırptığını gören, karanlıkta bile, kapkaranlıkta bile gören, senin her şeyini bilen Allah'a karşı işleniyor. Sen ne kadar yalnız olursan ol, o günahı işleyemezsin. Seni gören birisi var. Birisi var. Şimdi işte demek ki bizim farklı konu dedim ama aslında işin özü bu. Şimdi biz günahın yerine ayıbı koymaya başladık mı? Bu sefer görünmeyen yerlerde her bir affedersiniz haltı işleriz yani. Değil mi? Evet. Hocam ben ama şunu söyleyeyim. Yani benim bu gençlikte çok umudum yoktu. Yani ama bu depremde çok şey gördüm. Yani kendi çocuklarımda örnek vereyim. Mesela bazı gençler belki maddi olarak göçleri yoktu ama çoğu inanılmaz o hani malzeme dağıtımı yapılan evet orada çok çalışkan inanılmaz gençler vardı hocam gördüm. Ay ben yok demiyorum evet, zaten. Evet tabii hayır sizin için demiyorum. Ben yani böyle bir gençlikte gördüm. Yani 12 yaşından 50 yaşına kadar 60 yaşına kadar insanlar orada gelen malzemeleri paketliyorlar. Bir an önce gitmesi için çaba gösteriyor. Yani ben kendi ailemde örnek vereyim. Yani normal şartlarda barana okula gönderirken zorla kaldırdım. Ama kendisi kalkıyor değil mi? Deprem oldu. Ya inanamadım. Hem baran hem Berfin. Oraya gitmek için bir yardımımız dokunsun diye verdiği çabayı görünce hatta orası bitince baba başka nereye gidebiliriz diye arayıp sormaları inanılmaz beni mutlu etti. Sadece onlar değil çevremdeki bütün insanlar. Ya inşallah
Bu deprem bize ders olur. Çoğalır. Bu bize bir vicdan kazandırır. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız ama yani gerçekten bu kenetlenme olayı inanılmaz. Bizi ayağa kaldıracak umut veriyor bize. İnşallah o şehirlerimiz şimdikiden daha sağlam. Elbette canlar geri gelmeyecek ama bu yeni yapılan evlerle, yeni yapılan şehirlerle inşallah oralar daha güzel bir hale gelecek. Ben ona inanıyorum. İnşallah. Öyle olmak zorundayız da. Yani inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Ama yaşayacağız. Şimdi tabii bu deprem ülkesiyiz. Hayır, şöyle hocam temelli, yaşayacağız ama yani şöyle depremler olacak ama inşallah yapacağımız şehirlerle o kayıpları veremeyiz. Şimdi temenniler güzel bilmem ne. Realist olmamız lazım. Bizim ülkemiz deprem bölgesi ülkesi. Aynen. Tamam. Yani bu 2 daha 4. Şimdi biz bu depremle yaşayacak ortamı oluşturacağız. Bu ortam oluşacak. Evet, ya deprem olmayacak diye bir şey yok. Olacak. Deprem olacak. Ama bu kadar ev yıkılmasın. Şimdi eğer biz mesela gerekli tedbirleri alsaydık 40-50 bin kişi değil de 5 bin kişi ölecek. 45 bin insanımız kalacaktı. Yoksa ölecek, gene ölecek. Yani 100 bin ev yıkılacağına 5 bin ev yıkılacaktı. 5 bin ev yıkılacaktı. Onun için bu ülkemizdeki son 100 yıldır veya 90 yıldır, 70 yıldır bilemiyorum tabii senesini, içimize yerleşen ve kayırmacılığı öne çıkaran idare etabı mantığını kaldırmamız lazım. Aynen. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Ya ben seni tanıyorum rahat şimdi. Rahat ve siyaset işleri de bitmek lazım. Trafikteyiz. Polisle işte ben atıyorum yani. Tanınan biriyim. Polis de beni tanıyor. Bir trafik suçu işliyorum. Ya bu sefer idare et. Tamam görme. Hadi görme git. Ama beni idare ediyor. 2 gün sonra ben kaza yapıyorum, birinin ölümüne sebep oluyor. Veya alkollüsün. Yani, idare et abi, mantığın olmayacak. Kurallar, özellikle insan hayatını ilgilendiren konularda kurallar %100 geçerli olur. Tabii. Bu. Evet. Yani bak, dikkat edin, bütün şeyler, kusurlar, inşaat alanıyla ilgili bütün kusurlar neredeyse bu idare et abi mantığından evet. Türemiş şeydi. Neyse. Evet, Allah. Allah bize akıl fikir ver. Ne diyeyim yani. Evet, Allah bir daha göstermesin diyelim. Biz reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra Kocaelispor Sakarya yardım maçını, Gebze Spor Kocaelispor maçları vardı. Onları biraz ekrana getireceğiz, konuşacağız. Ama önce bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz sevgili seyirciler. Programın ilk bölümünde depremi konuştuk. Artık yavaş yavaş çarşamba günü oynanan Kocaelispor Sakaryaspor yardım maçına biraz değinmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi çarşamba günü gerçekten Kocaelispor Sakaryaspor yeni Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Yaklaşık 20 bin taraftarın önünde güzel bir ortam vardı. Maçtan önce Kocaelisporlar Sakaryalı kol kola maça geldiler. Beraber çay içtiler, köfte ekmek yediler. Gerçekten de güzel bir maç oldu. Yerini bulan bir maç oldu. Bu maçtan da yaklaşık 2 milyon liralık bir para. Onu söyleyebilir mi sevgili seyirciler? Evet, tam olarak 1.876.880 TL gelir elde edildi. 877. Evet, yani bence iyi rakam. Evet. Burada bakıyoruz, 12.269 toplam bilet satılmış. Locadan elde edilen gelir 115 milyon. Protokolde
260 kaç? 239, 239 kişi. 139 milyon ama protokolün kapasitesi 500. O kadar mı kişi geldi bilmiyorum onu ama. 100 lira mı aldılar adam başı? Yani protokolde 500. Bazı türbinler boştu. Boş şey, koltuklar, yani boş 500, koltuklar vardı. Protokol 500'dü. Maraton kale arkası 99 TL. UEFA dediğimiz numaralı 199 TL. İşte 99 depreminden esinlenerek. Loca sahipleri de 5000 TL. Bu maça özel. Yani AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak. Sevgili Selim dediği gibi bence önemli ne bir oldu katkı. Şimdi kulüpler mi bağışlamış oldu? Parayı ben verdim, kulüp bağışlıyor. Onlar oynadılar sadece. Ya öncülük ettiler. Ya, olabilir evet, hocam, şimdi temsili maç da olabilirdi. O tartışılır. Yani, Göztepe Karşıyaka 81 bin tane bilet satmışlar. Yani. Hocaya dönelim. Hocam şimdi size, yani. Hocam bu tabi bu maça girmeden yine notlarımda var. Kaçırmayalım. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ziya Şengör vefat etti. Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun. Hem Ziya Şengör'ün vefatıyla ilgili hem de Kocaeli Spor Sakaryaspor maçı ile ilgili neler söylemek istedim? Böyle bir maç düzenlenmesi doğru muydu? Nasıl buluyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi Ziya Şengül abimizin PTT'den Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemi gayet iyi hatırlıyorum. Çok küçüktüm ben o zaman. Ama tabii spora, futbola özellikle meraklı olduğum için, bir de Fenerli olduğum için o tarihte gazeteler öğlen gelirdi GV'ye. GV'de oturuyoruz. Öğlen gazete gelmedi. 12 gibi falan gelirdi. Ben 11.30'da gazetecinin önünde beklerdim böyle. Hani gazete gelsin hemen alacağım spor sayfasına bakacağım. Sonra sen takım mı değiştirdin hocam? He? Onu anlamadım. Ben Kocaelispor kurulana kadar Fenerbahçe'deydim. Tamam, ondan sonra bize geçtin ya. Tabii tamam. Ya kesin 70'ten sonra kesin 70'e kadar böyle gene 70'te Kocaelispor'a gelince artık Kocaelisporlu oldum. Ondan sonra Ziya abi, Ziya Şengül çok iyi futbolcuydu. Canlı da tabii çok seyrettim. Milli takım kaptanlığı da yaptı. Kaptanıyız zaten. Fatih Terim'den önceki dönem oydu kaptan. İyi futbolcu, iyi yorumcuydu. Dürüst yorumlar yapardı. Evet. Allah rahmet eylesin. Sakarya maçına gelince de yani bilmiyorum ya. İnan orada maç olsun olmasın noktasında değilim. Bir de ben bu maçları var ya, millet para veriyor, ne o kulüpler çıkarıyorlar oyuncularını, oynuyorlar, onlar antrenman yapıyor. Özel maç olsun. Milletin, evet. Milletin parasıyla ya kulüpler, sanki kulüpler yardım etmiş gibi bir ortam oluşuyor. Yiğit'in dediği gibi, hatta Yiğit gibi düşünen çok insan da yazdı sosyal medyadan falan. Yani ne bileti diyorlar ona? Temsili maç. Temsili maç. Göztepe Karşıyaka 81 bin tane bilet satsın. Bilet basardın, herkes gelir alır. Bir de Sakarya Kocaeli, Gebze Kocaeli arasında nahoş şeyler yaşanıyor. Yaşandı hasarlı zamanında. Hasarlı binada yani, yaşamaktan daha riskli. Ben olsaydım yönetimde böyle bir maç yapar mıydım? Ben yapmazdım. Öyle diyeyim yani. Ben yapmazdım ama yapmışlar. Öyle karar almış bizim yönetim, Sakarya yönetimi. Teşekkür ederiz. Yaptılar. İyi de bir rakam olmuş, oluşmuş. Evet. Deprem zedeler için. Olsun yani. Ne diyeyim? Ben tasvip etmesem de yapıldı, bitti. Tarihe geçti. Allah şükür ki bir olay malay da olmadı. Yani ucundan döndü ama olmadı. İşte bir cahil bir çocuğun, ben onun kendi fikri olduğunu da zannetmiyorum bu arada da yani. Onu bir feşeklediler, onu attılar. Yani kim itti beni var ya böyle. Kim itti ben onu anlamadım. Kim ittiye gitti o çocuk gülme geliyor. Bir gaza getirmişler onu. Yani öyle bir şey var. Sonra neyse. Özür diliyor da son pişmanlık fayda etmiyor. Ya şimdi Allah korusun. Tabii. Şimdi sen onu yaptığın zaman ya kendini tutamayan, zaten öyle bir yani taraftar psikolojisi var ki Türkiye'de son 20 senede gelişti. Metalörgü yok, bir şey yok artık. 20 senede gelişti iyice bu.
böyle mafyatik taraftar tipleri oluştu. Yani bu tür şeylere anında tepki verip hem de aşırı tepki. Yani ya oradan 10 kişi de atlasaydı, onu linç etseydi. Ya mesela diyorum ya 10 kişi hadi bir kişi de veya 100 kişi atlasaydı ne olacaktı? Onun için bu konu, bu taraftarla ilgili konu biliyorsun. Benim bu konuda fikrim belli. Son 20 senede öyle yere konumlandırdılar ki taraftarı, biraz sonra soracağın soruya da biraz cevap olsun. Öyle bir yere konumlandırdılar ki, yani taraftar kulüplerin olmazsa olmazı, bu tür taraftardan bahsediyorum. Öbür taraftar tabii bizim bir taraf, biz de taraftarız. Evet. Yani şimdi o sahaya atlayan çocuk ne kadar Sakarya sporluysa, ben de o kadar Kocaeli sporluyum. O ben sahaya atlamıyorum yani. Evet. Yani işte veya bizim taş atmıyorsun. Veya bizim türbünde aşırılık yapan ne kadar Kocaeli sporluysa Yiğit ondan 5 kat fazla Kocaeli sporlu. Ama ben Yiğit hiç atlarken görmedim yani. Yarın Bağdat deplasmanına bayrak götürecekse götürürüm yani. Bir sıkıntı yok yani. Yani. Onun için Senin de götürür değil mi Selim? Onun için böyle yani böyle en taraftar kavgası filan gereksiz. Taraftarların yeri tribündür. Efendim tribünde takımlarını desteklemektir. Efendim küfür etmek ne kendi takımını ne rakibe. Küfür etmek, hakaret etmek gibi bir şeyleri yoktur. Yetkileri, hakları da yoktur. Taraftar yenilince üzüleceksin. Taraftarlığın gereği bu ya. Evet. Şimdi oynayan oyuncu yenildiği zaman üzülmüyor mu? Sen de üzüleceksin ya. Üzülmeyi de öğren abi. Aynen. Yani taraftarlıkta her benim takım her zaman yenecek. Yok öyle bir şey. Arada bir yeneceğiz, yenileceğiz, küme düşeceğiz, şampiyon olacağız. Şampiyon olurken nasıl hopluyoruz, zıplıyoruz? Yenilince de değil mi? Ve olamayınca da üzüleceğiz. Gözyaşı akıtacağız. Ağladık ben, da yani. Ben ağladığımı biliyorum ben kaç defa. Ama o ağlamak da güzel. Niye? O senin oraya olan aidiyetini gösteriyor. Gece bitmez. Gösteriyor. Ben şimdi ağlıyorum diye ortalığı mı yakayım? Sadım mı ateşe vereyim? Ne yapayım yani? Aman hocam dur. Hayır. Böyle ama var ya böyle tip. Biri görür şimdi bak hoca Levent Hoca böyle diyezler olur oradan hemen. onun için taraftarlığı kulübün sahibi gibi görmek veya nasıl söyleyeyim, bütün diğer kendi oluşumunun dışındaki insanlardan üstün görmek, yetkili etkili görmek gibi bir yanlışa düştük biz. Sonra. Yani ben yoksam evet, takım yok. Takım halbuki yok, öncelik yok. Takım. Halbuki sen takım sayesinde varsın. Evet. Çünkü o takım sana kimlik kazandırıyor. Hı. Şimdi sen normal yolda yürüyorsun, ben yolda yürüyorum değil mi? Benim şimdi bir takım çalıştırıyor muyum? Hayır. Yok. Bir kimliğim var mı? Emekli bir adam. Olur mu? Şu anda kimliğim ne? Spor'un Kocaeli 41 TV'de 3. devrenin yorumcusu. Evet. Kimliğim bu değil mi? Evet. Yolda yaptığım bir şey televizyona bağlar değil mi? Tabii ki. Yani gidip Şahin Bey'e ya senin yorumcu diye çıkardığın adam neler ne rezillikler yapıyor kardeşim derler değil mi? Evet. Bak benim kimliğim Kocaeli 41 TV kimliğini ben taşıyorum. Ben Kocaeli TV'ye bir kimlik kazandırmıyorum. Şimdi sen de taraftar olarak Kocaeli sporlu olduğun için bir kimliğin var. Eğer görevliysen, taraftar olarak görevliysen ne diyorlar? Abi Kocaeli Spor'un taraftar sorumlusu diyorlar. Sen normal vatandaş olsan sana kim bakacak yani? Onun için bunu ayıralım. Ya sen, bu tabi Kocaeli Spor'la sınırlı değil. Bütün takımlar için. Yok ya, ben bütün takımlar için söylüyorum. Bizim derdimiz Kocaeli Spor olduğu için. Şimdi sen kimliksizken herhangi biriyken, sadece isminle alınırken Kocaeli Spor sayesinde yönetici oluyorsun, vasıf kazanıyorsun değil mi? Evet. Ben şimdi Kocaeli Spor'da yöneticiyken ne diyorlardı beni görenler? Abi Kocaeli Spor'un altyapı sorumlusu bu abi, yönetici bu. Ben normalde Levent'im değil mi? Bak hop Kocaeli Spor sayesinde kimlik kazandım. Onun için bunu iyi ayıralım. Kocaeli Spor veya takımlar size kimlik kazandırır. O kimliği de takımların lehine kullanacaksınız. Ben şimdi bu kadar keseyim de evet. Taraftar yani şimdi, esas uzman orada. Baştan tabii biraz daha da maç konuşmak istiyoruz. Maç Sakaryaspor maçı şöyle yani oyunu değil yani amacını
İşte bunu düşünürken yok yani. Evet, yani bu maçı yaparken sadece depremzedelere de yardım da evet düşünün ama bu hani yıllardır Kocaelispor arası Sakaryaspor arasında olan bu bitti mi diyorsun sen? Ya bitmesi için bir adım atıldı. İyi bu adım, bu adım ne zaman atılır biliyor musun? Bu adım puan maçında atabiliyorsan. Şimdi taraftar şeyini düşüncesini onun için ben evet, dinleyeyim. Ben şimdi anlatayım. Şimdi biz tribünde değiliz. Ben hiçbir zaman tribünde olmadım. Yani o anlamda olmadım. Yoksa tribünde olduk tabii, hep tribündeydik. Ama yiğit o şeyi biliyor. Şimdi bu maçlar öyle veya böyle herkes birbirini kolları hop filan da durur. Ben şimdi sen anlıyorsun. Evet, hadi sana bırakalım sözü. Bırakıyor musun? Maçı beraber izledik. Evet, maçı izlemedik bak. Ben bu maç değil arkadaşlar. Benim gözüm bak ne kadar güzel bir yere geldi. Bu bir maç, tabii, değil. Maç değil. Bu bir cenaze töreninde iki ne diyeyim sana birbirini sevmeyen kitlenin buluştuğu nokta. Ben maça böyle baktım. Bak, bu maç değildi. Cenazede toplaştılar. Ben yardım maçıydı. Yardım maçıydı. Evet. Aynen öyle. Bak ne güzeldi. Cenazede onu anlatacağım. Ben bir Kocaelisporlu olarak bu maçta bir dakika hop oturup hop kalkmadım. Şimdi maç öncesine gelelim önce. Şimdi evet, ülkemiz Kahramanmaraş merkezli. İki büyük deprem yaşadı. 45 bin vatandaşımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum ben. Bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı bir dönemde ateşle barutu yan yana getirmekte büyük bir cesaret. Burada Kocaelispor Başkanı, Sakaryaspor Başkanı tribünü ve geçmişleri çok fazla da bence bilmedikleri için böyle bir karar aldılar. Bir yandan alkışlıyorum, bir yandan da bu karar hasarlı binada yaşamaktan daha riskli bir karardı. Ve Allah'a şükür ki bir ara 85'te biliyorsun alevlendi bu. Şimdi bakıyoruz sevgili hocam Adapazarlı. Ben Adapazarı'nda evliyim, damadım. Herkesin iş ticaret hayatı var. Akrabaları var. Futbolda öyle bir rekabet olmuş ki sadece bu Kocaeli Sakarya için değil, dünyanın her yerinde bu böyle. Şimdi bizden sonra Zonguldak'la Karabük maç yaptı. Bayburt Gümüşhane yaptı. Spor, Şeker, Spor, Bolu Düzce. Bolu Düzce. Doğmadan da neler oldu? Neler oldu? Amatörde olan Ayvalık'la Edremit. Yani evet. Şimdi hepsi şu anda maçlarını oynuyorlar bir şekilde. Göztepe Karşıyaka. Ama bak buna öncülük eden Kocaelispor oldu. Evet. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Yani 1999 Gölcük depreminde iki şehir aynı acıları, aynı üzüntüleri yaşamış ve yani bu maçın Kocaelispor Sakaryaspor maçının Türk futbolunda bir karşılığı var. İstanbul takımlarındaki derbileri çıkart. Ondan sonra yazacağın birinci sıraya Göztepe Karşıyaka'yı yazıyorum. Tamam mı? Kocaeli Sakarya derbi diyoruz da biz ona derbi diyoruz. Çünkü niye? Aynı coğrafyanın takımı olduğu için. Canım Sakarya Kocaeli'nin ilçesiydi. İlçesiydi 1954'e kadar. Yani. Kocaeli Bursa maçları biz Marmara derbisi diyoruz. Evet, Eskişehir Bursa maçları çekişme olur. Ankara Gücü Bursa, Ankara Gücü Eskişehir. Sonuçta tüm tepkilere rağmen şimdi Hodri Meydan ve Tatangalar grubu dedi ki burada şu an zamanı ve yeri değil. İnsanlar enkazlarda, biz orada deprem bölgesindeyiz. Bu maça karşı çıkıyoruz dedi. Ona rağmen geri adım atılmadı. Şimdi baktığımızda 50 yıllık bir kulüp tarihiyiz. Sevgili hocamın benden daha çok anısı vardır. Ama ben de şimdi baktığım zaman camia içerisinde son 40 yılda, yani 10 yaşından beri camianın içindeyim. Son 40 yıldaki tüm aksiyonlarda olumlu, olumsuz, artı eksi ne düşünüyorsan hepsini katıldım. Şimdi benim de çekincelerim vardı ama sevgili hocamın dediği gibi duyarlı ve bilinçli taraftar olarak bir, cenazede sataşma olmaz. İki, cenazede, ben bu maça cenaze olarak görüyorum arkadaşlar. Bizim ülkemizin cenazesi var orada. Depremzedelere yardım ediyoruz ama biz o maça az önce senin dediğin gibi Sakaryaspor taraftarı elini kolunu sallaya sallaya geldi. Çünkü cenaze var orada. O şekilde. Tabii ki içimizde provokatörler. Birlikte cenaze kaldı. Aynen öyle.
Bir tanesi 85'ine kadar daha tabut kalkmadan, mezarlığa gitmeden ortaya bir dinamit attı. Bir tane kendini bilmez. Belki organize oldular, belki ona iddiaya girdiler, hadi sahaya atladılar. Allah korusun. İşte o zaman hani bu sosyal medyada bizim çok böyle bilenler var. Ben demiştim, ben demiştim. Ya bir şey demediniz arkadaşlar. Diyenlerin hepsi maça geldi. Herkes o şovu seyretmek için o görseli geldi. Tamam mı? Ve 93 dakikaya kadar, 85'e kadar da bir şekilde hiçbir şey olmadı. Ben şimdi tarih defterine neler yazılacak diye şu noktada 85'ten sonra da gene bir şey olmadı bence. Evet. Ben işin şu tarafına bakıyorum. Yıllarca, geçmiş yıllarda yüksek tansiyonda, gerilimde olan iki büyük kitle 90 dakika bunu sığdırabiliyorsa demek ki bazen bir şeyler olabiliyor. Ya biz, ben Bursaspor ve Sakaryaspor'u yendiğim zaman büyük keyif alıyorum. Büyük haz duyuyorum. Gene aynı. İstanbul takımlarını devirdiğim zaman benden gurur duyan biri olmuyor. Bu futbolun keyfi zaten. İşin kızdırma tarafı, rekabet tarafı. Ben şimdi az önce söyledim ya, Kocaelispor'un Bağdat'ta deplasmanı olsa buradan binlerce taraftar akar. Issız adada maç oyna, gideriz bir tutarız tekne, vapur, bir şekilde gideriz yani. O ayrı bir şey. O Kocaelispor bayrağı, Odur Meydan bayrağı orada dalgınlanır. Yani sonuç itibariyle bu maç deprem yaralarını sarmak için oynanan bir maçtı. Kocaelispor kulübü mükemmel bir ev sahibi yapmıştır. Taraftarı. Odur Meydan ve Kocaelispor taraftarını ben bir kez daha kutluyorum. Sağduyulu davrandı. Bir iki tarih olmasına rağmen reaksiyon vermedi. Son itibariyle birlikte maç izlendi. Şimdi böylesine hassas bir dönemde bu maçın oynanması çok önemliydi. Ben işin şu tarafını üzülüyorum. Şimdi emniyet tecrübeli olduğu için Sakarya kale arkasını vermişti. Normalde alt tribünü verdi. Alt ve üst tribünü verdi. Zaten normal lig maçı olsa belki deplasman yasa olacak. Belki 500 tane taraftar alınabilecek. Şimdi şu yaşanan olaylardan sonra aslında şu maç şunun provasıydı. Gelecek sene oynanacak Sakarya Kocaelispor, Kocaeli-Sakarya maçlarının taraftarın gidip gelme maçı olabilirdi. Bu olaydan sonra bence bu olay tamamen rafa kalktı. Bence gidilmeli. Niye? Bence de gidilmeli. Niye? Ama emniyet müdürü, emniyet mensupları şu riski almayacak artık. Almayacak. Diyecek ki bu olaylar çok tehlikeli boyuta gelebilirler. Ve ben şuna üzülüyorum. Kocaelispor taraftarı belki Sakarya Atatürk Stadı'nı bir daha göremeyecek. Çünkü en son 2019'da bir özel maça gitmiştik. Sakaryaspor taraftarı ve Sakaryaspor kulübü bizim stadın açıldığı 5 yıl oldu. İlk kez bir özel maçta geliyorlar. Evet. Doğru mu? Yani onlar da merak ediyorlar çünkü. Kocaelispor'un ambiyansını, işte Kocaelispor taraftarının atmosferini. Şimdi bu bir vesileydi. Ben şöyle bir not aldım. Sonuç itibariyle tarih neler yazacak? Biz arşivciyiz ya. Her şeyi not alıyoruz sonuçta, değil mi Levent Hocam? Evet. 28 Şubat, 22 Şubat çarşamba günü Kocaeli'sinde saat 20'de Kocaelispor'la Sakaryaspor depremzedeler adına dostluk maçı oynadı mı? Oynadı. Artı bir. Yani bir şekilde cebimize koyduk. Futbolun hiç konuşulmadığı maçta Sakaryaspor bak 2-0 kazandı. Hiçbirimiz skor yazdık mı? Oyunu falan hiçbir yazdık. Ama o da bir tarihe not olarak geçti. En son biz resmi maçımızı 28 Mayıs 2021'de Olimpiyat Stadı'nda playoff finalinde, ikincilik playoff 4-0 kazandığımız maçtan sonra iki takım ilk kez karşı karşıya geldi. Ve bir dipnotta hatırlayın bakalım, o maçta sahada oynayan 22 oyuncu içerisinde kim vardı bir tek Kocaeli Stadı'nda? Murat Süleyman. Kocaeli. Kocaeli ve Sakaryaspor. Burak Süleyman. Burak Süleyman Kocaeli Stadı'na ayak bastı ama Kocaelispor'a karşı rakip olmadı. Görev almadı. Bu da tarih notlarına bu şekilde yazılacak. Diğer notlarımıza bakalım. Bence özellikle oynamamıştır. Yani. İyi ki de oynamamış. Belki son dakikada yukarılar ihale çocuğa da kalabilirdi. Çünkü zaten şu an sosyal medyada çocuk yazmış. Evime geldim diye bir şey paylaşmış. Altına ne yorumlar? Gördün mü sen onları? Yok, ben okuyorum. Altına ne yorumlar? O da cevap yazmış. Ya yazmamış lazım. Ya işte hep ne o sosyal medyadaki o şey tayfa işte. Ergen tayfa var ya. Burak Süleyman diyor ki gel o zaman diyor, benim yerim belli diyor. Yani keşke demese öyle. Yani
kendi değerimize ya şimdi, saldırıyoruz. Ben şimdi de Burak Süleyman'ın Sakaryaspor'a imza attığı gün çok sinirlendim. Ben çok de üzüldüm. Ben muhteşem demiştim. Lakap takmıştı tezahürat. Ama Derince maçında 2 hafta önce Yomra maçım vardı. Orada gördük, selamlaştık. Yani bu böyle. Benim için şimdi Sakaryasporlarına hafız diyor. Onlar da lakap hafız diyor. Hafız Süleyman diyor. İşte ama onun kalbi, yani buradan Sakaryasporlara sesleneyim arkadaşlar. O sabaha kadar Kocaelispor. 365 gün Kocaelispor. Ölene kadar Kocaelispor. Ölene kadar. Bir nokta koyalım mı? Ya gariplik yok ki ya. Adam burada yetişmiş. İzmitli. Ya, sen almamışsın. Ya hayır, gitmiş. Olabilir canım. Yani diyelim ki şöyle düşünün ya. Ya bu hani bu kadar ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde birisi adama 100 vermiş, değil mi? Öbürküsü 150 vermiş. Şimdi bu 50'yi es mi geçecek adam bu devirde? Tabii ya, o çocuğun zaten oynayacağı ve bundan sonra yapacağı iki transfer filan. Tabii tabii. Yani niye eski... sonuna geliyor zaten. Hayır, niye es geçsin? Aynen öyle. Ya sen verecek misin çocuğa 50 lirasını? Fazla 50 lirasını. Sanmıyorum. Onun için bunlar saçma şeyler. Şimdi daha nokta koymayalım. Nokta koyalım. Reklamlardan sonra tamam, seninle devam ederiz. Tabii maçı konuşacağız. Yani benim de gözlemlerim var. Hoşuma ya, giden şeyler var. Tarihi noktalarını açıklayayım da. Evet. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra Kocaelispor Sakaryaspor maçında yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz sevgili seyirciler. Kocaelispor Sakaryaspor maçını konuşuyoruz. Sevgili Yiğit maçta yaşananları anlatıyordu. Evet. Devam edelim istersen sevgili Yiğit. Evet, yani tarih not defterlerine devam edeyim. Bu maçı yaklaşık işte 20 bine yakın bir seyirci topluluğu seyretti. Maçın hasılatı AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak. Ben en önemli olaylardan bir de bence depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız adına stadyumda Kur'an-ı Kerim'in okutulması, o da not olarak düşmüşüm. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç'e ve hakemlere işte çiçek takdim etti. İki takım oyuncuları sahaya birlikte çıktılar. Sesinizi duyan var mı pankartıyla. Önce Kocaelispor tribünü, sonra Sakaryaspor tribünü çağırdı. Bu tarihte var mı? Yok. Bu da yine önemli bir nottu. İlk depremin yaşandığı 4.17'de saygı duruşu ve Kocaelisporlu Sakaryaspor saygısı maçtan önce yapıldı. Bir de 4.17'de atkılar atıldı. Bodrum Meydanı'nda Tatangalar grubu karşılıklı vatan sana canım feda tezahüratını gerçekleştirdi. Bu da önemli bir not bence. Onun dışında Sakaryaspor'un attığı golü Kocaelispor tribünleri alkışladı. Yani orada bir tepki olmadı. Kosonga'nın attığı golde. Güle Kosonga. Evet, 40. dakikada Sakaryaspor taraflarının kendi arasındaki o kavgasını, orada da emniyeti kutlayalım. İyi bir tedbir aldı. 11 tane şehrimiz unutulmadı depremi yaşayan. Burada tezahüratıyla. 41 ve 54'te bağırıldı. 85. dakikada işte bir tane olumsuz bir olay yaşandı. Evet, çok tehlikeli bir olaydı. Ben buradan tekrar Kocaelispor'lu taraftarları, Odur Meydan grubunu kutluyorum. Sağduyulu davrandılar. Sonuçta bu maç 20 yıl sonra bu şekilde anlatılacak. Oynanmaması lazımdı, riskliydi, ateşle barut yan yana gelmez ama bir şekilde tamamlandı ve 2 trilyonda bir para toplandı. Evet, daha farklı olabilir miydi? Olur muydu? Şimdilik bu kadar. Olurdu. Ben şöyle devam edeyim. Gerçekten bütün bunlar hepsi yaşandı. Ben anlatacağım, sen evet, anlattın. Hatta şey de var, VTR de var. Onu da belki gösterebiliriz ama bir kere şundan hemfikir olalım. Yani o taraftarın sahaya girdikten sonra Kocaelispor taraftarları inanılmaz
olgun davrandı ve hiç tahrik yapmadan onu Kerem'di değil mi? Kerem'i de evet kutlayalım. Kerem'i kutlayalım. Yani Kerem sanki Erman. Kocaeli Türbinlerin sevilen isimlerinden. O aldı sanki kardeşi bir hata yapmış gibi. Ona bir zarar gelmesin diye kolunun altına aldı. Hatta getirdi. Su geldi suratına. Evet yani engellemeye çalıştı. Çıkarttı. Tabi şunu kaçırıyoruz. Yani şimdi okuyorum. Yani sadece orada üzülen biz ve Kocaeli Spor taraftarı. Sakaryasporlular da. Evet. Sakaryaspor taraftarı da çok üzüldü. Tabii çok tepki gösterdiler. Yanımızda maçı izleyen Sakaryaspor basın mensupları çok üzüldü. Yani o ya bir çuval inciri berbat etti. Herkes ne yaptın, niye yaptın? Eyvah dedi. Eyvah dedi yani. Allah çok şükür Kocaeli Spor taraftarı da Sakaryaspor taraftarı da çok olgun davranarak ona uymadılar. Ve emniyet de zaten ona izin vermedi. Bence çok güzel bir maç oldu. Tabii benim üzüldüğüm şey çok maçta o kadar inanılmaz güzellikler vardı ama maalesef yerel ulusal basın o güzelliklerden hiçbir tanesini bahsetmeden yardım maçında sahaya olaylar. Yani hemen zaten gene yani, kaostan beslenildi evet, yani, ulusal basın. O kadar güzel şey var. Yıllardır maçlarda yan yana gelmeyen taraftarlar maçtan önce kol kola beraber seyredenler var. Beraber seyredenler var. Aileler gelmiş. Yani bu kadar güzellikler varken yaşanmışken hiçbirisi işlenmedi. Sadece o atkı şey çok hoşuma gitti. Tabii. Değil mi ya? İnanılmaz bir güzel bir görüntü oluştu. Bence ben kim vesile olduysa ben kendi adıma tabii diğer görüşlere de saygı gösteriyorum. Bu maçı kim düşündüyse, kim bilet aldıysa, katkı verdiyse, kim bilet aldıysa, hepimiz biletlerimizi aldık. Allah razı olsun diyelim. Gerçekten önemli bir para toplandı ve bu dönemde bu tür güzelliklere ihtiyacımız var. İnşallah bundan sonra lig maçlarında da aynı güzellikler devam eder. Maçtan sonra da Sakaryaspor taraftarı gitti, Kocaelispor taraftarları hiçbir şey yapmadı. Onlar giderken bizi alkışladı. Onları da çektik. Onun için sadece birisi girdi diye bütün maçın önünü geçmemesi lazım. Genelleme yapmamız lazım. Tabii hocam Sakarya maçından sonra dün Gebzespor'la bir maç oynandı. Gerçekten orada da tabii ben şunu baştan söyleyeyim. Az taraftar. Yani ben Gebze stadından daha çok evet 10 bin bilet satılmış ama maçta 10 bin kişi yoktu. Yani 5 bin bile belki yoktu. Ben Gebze Spor, Kocaeli Spor Gebze'ye gidiyorsa ki lig maçlarında o türbinlerin ne kadar dolduğunu da biliyoruz. Pazar günü Kocaeli Spor geliyor. Sonuçta bir depremzedeler için oynanan bir maç. Ya bir yardım maçı. Ben daha bir kalabalık taraftar grubu beklerdim. Özellikle Gebze Spor tarafına amacına ulaştı mı ulaştı. Sonuçta bütün basılan biletler satıldı. O da yaklaşık 1 milyona yakın bir para elde edildi. Güzel bir ortam da güzeldi. Yani şimdi sen biraz önce söyledin. Gebze Spor Kocaeli Spor taraftan da ara sıra istemediğimiz şeyler yaşanıyordu. İki takımı beraber çağırdılar. Burada da Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildi. Güzel bir ya burada karşılıklı. Evet. Şeyde kalmasın. Bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Protokol tribünü çok kalabalıktı. Bu maçla ilgili hocam neler söylemek istersiniz? Ya tabii. Şimdi bu şeye benzetiyorum ben. İşte böyle felaket günlerinde nasıl birleşiyoruz. Hatta ben sosyal medyadan güzel bir şey paylaştım deprem bölgesiyle. Türkiye İşçi Partili yani Komünist Parti Türkiye İşçi Partisi Komünist Partili yemek dağıtıyor çocuklar, insanlar. İşte MHP'lilerle dini hassasiyeti olan insanlar da onlar da sıradan yemek alıyorlar.
Şimdi onları sen normal zamanda bir araya getiremezsin. Yani kanlı bıçaklı olurlar böyle. Şimdi bu işler de böyle. Yani bizim milletimiz felaketlerde falan bir araya geliyor. En güzel örneği Yiğit verdi. Yani cenazeye gitmek gibi bir şey. Bir cenaze var, ortak tanıdığımız, sevdiğimiz bir insan cenazesinde. Hepimiz gidiyoruz, birbirimize sarılıyoruz. Olmaz. Biri sarılıyoruz, başsağlığı diliyoruz, tokalaşıyoruz. En sarılmasak da tokalaşıyoruz böyle. Efendim, merhabalaşıyoruz. Bu işleri ben buna benzetiyorum. Şimdi bu esas test edilecek nokta puan maçında çıkar ortaya. Veyahut da böyle bir şeyin felaketin olmadığı sezon maçı, hazırlık maçı. Mesela bak onda da puan yok ama hazırlık maçı. Orada da test edilir. Esas şeyler o zaman test edilir. Ama bakıldığı zaman bu şey düşünce hayata olumlu anlamda geçmiş midir? Geçmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim. Ben bu kadar belki ben çok şartlı gittim herhalde. Ben bu kadar tezahüratın falan olacağını hiç düşünmüyordum açıkçası. Çünkü hani dedik ya hani evet, ben de ortamında konu. Hani çok sakin oturacak insanlar falan var. İşte genlerimizde, bu bölgenin genlerinde. Ama Gebze-Kocaeli spor maçında senin dediğin tarzda oldu. Evet, yani şu Kocaeli ve Sakarya, Bursa, Eskişehir bunları bağlasan böyle bağlıktır yerde zıplar yani, anladın mı? Yani duramazlar. Orada bir 5 dakika 10 dakika falan durdu. Sonra tezahüratlar bir şekilde geldi. Ya dediğim gibi tarihe bence not düştü. Bence hani hep cenazeden örneği veriyoruz ya. Yani aslında cenazede hani adamlığa sığmaz zaten, kavga, sataşma, yumruklaşma şu filan olmaz. Bence Kocaeli Spor çok büyük bir sınav verdi arkadaşlar. Öyle de böyle. Yani belki karşı çıkanlar oldu ama bu tarihe sınavı çok başarılı bir şekilde geçti. Bence geçti. Ya hocam aslında şey de şimdi yani Trabzon'daki o taraftarların aynı anda olması. Tabii Avrupa Fenerbahçe maçında işte Beşiktaş. Bunu şöyle düşün. Şöyle demin söylediğim gibi düşün. Bu bir şey var. Felaket var. Nasıl deprem bölgesinde kimse sana hangi düşüncesin, hangi siyasetin, nerelisin diyor mu? Hangi nerelisin, ırkın ne, efendim şişko musun, zayıf mısın, bilmem mi diye sordu mu? Hayır, herkes oraya gitti. Ortak bir amaç için orada bir yardıma muhtaç bir durum var. Orada çalıştı. Şimdi bu da aynı şekilde. Oraya gitmedin ama oraya gidecek yardıma vesile oluyorsun. Yani koli taşıyorsun ya. Koli taşı. Diyelim ki ha para taşıyorsun ha koli taşıyorsun. Hepimiz gittik. Sen A düşüncede, ben B takımdan, o C, D. Soruyor muyuz birbirimize hangi takıma tutuyorsun? Veya savaşı. Koliyi alıyoruz. Şey tıra yüklüyoruz yani. Bir kimde ekmek var, kim aynı düşüncesin. Onun için böyle zamanlarda zaten bizim milletimiz bir araya gelebiliyor. Ya yani bu çok test edilmiş. Ama futbol taraftarı olarak yani fanatizmin çok yoğun olduğu bir topluluğun bir araya gelmesi şeye takdire şayan. Örneğin şimdi o dediğin Trabzon örneği var ya. Trabzonspor Fener, Galatasaray, Beşiktaş yenildiği zaman o takımları tribüne çağırıp alkışlıyorsa bence olur artık bundan sonra. Yani işte belli i̇şte, daha belli değil işte o. İşte o belli onun değil. İçin ben o testi bekliyorum. Esas test o. Keşke olsa, keşke bu durum şeyde de devam etse. Yani bu lig maçlarında da. Lig maçlarında da devam etse. İnşallah. İnşallah devam eder. Ama bak şu örnek çok güzel aslında. Neyi atlıyoruz biliyor musunuz? Tel örgüler kalktı arkadaşlar bizim stadyumumuzda. Yani ne zaman? Çok oldu kalktı. Çok oldu yani. O bina aslında bizim için bence çok büyük bir ayıptı. Hele İsmet Paşa'yı hatırlasanıza ya. Hendek gibi 2 metre böyle. Tamam mı? Yani o kadar. Önce teli görüyorduk. Önce çok boş yani, öyle bir olaydı ki. Ya maç seyretme şeyini de engelliyordu bu. Ve Deniz'de kalktıktan sonra 2006 bizim sanıyorum. 2005-2006. İsmet Paşa'da tel örgüler kalkacak dediğinde eyvah dedi herkes. Herkes dedi eyvah, her maç kapanır, şu olur bu olur. Hatta bir iki maçta çok komik olaylar yaşandı. Bizim böyle agresif taraftar o plan atlıyor, tık atlıyor kalıyor böyle şimdi, tamam mı? Çünkü
Telefon geri gelmiyor. Onu tutan yok, bir şey yok. Evet. Ondan sonra tık kendi fren. Yani aslında 85. dakikadaki o çok büyük, hani tarih gözüken o olayda bilinç altında aslında taraftarın o kültür dediğimiz olay buradan zaten çıkıyor. Normalde Kocaelispor taraftarı istediği zaman Kartalspor maçında yaşadıktan sonra hatırla. Maç bitti mi 4000 kişi İçeri girdi. Sahaya girdi yani. Yoksa her maç bir şekilde girersin. Niye? Yani, rakip sen, Muammer Kelle'ye sorduğun arası kaç kişi var tünelde diye. Tabii canım. Maç şey, öncesi. Yani Kartal'da yaşadıktır. Yoksa bizim taraftar rakip oyuncunun köşe atışını orada kullandırmaz. Muhabbete tutar. Ne yapıyorsun der, bir şey der. Taciz eder veya işte yaparız yani. Çünkü uğraşırsa zaten şey yapmaz. O yüzden bence iyi bir sınavdı. Bazıları da işte ya şöyle ya işte katı Sakaryasporlular diye açıklama yapmışlar. Bu maç aslı olmacak. Koyu Kocaelisporlular hayır ölüm var falan. Arkadaşlar ya. Ya bir durum, biz de biliyoruz yani. Biz de biliyoruz Sakaryaspor, Bursaspor. Yani burada bir ayrı bir olay olduğu için yani. Yoksa yani nasıl anlatayım ben? Anlattım işte. Daha başka kelime de bulamıyorum yani. Abi o yaşandı ve bitti. Cenaze örneği. Bence en güzeli en o. Güzel en o. Güzeli o. Yani tabii her şeyi izah etti. Yani şeye bir hasretlik var. Mesela Gebzespor Başkanı, Resultat yönetimi, Abbas abi ya inanılmaz iyi bir ev sahipliği yaptılar yani. Ben o zaman şöyle söyleyeyim o konuda. Şehrin milli takımı abisi Kocaelispor değil mi? Evet. Abi abilini yaparsa, kardeş kardeşliğini yaparsa, sevgi saygı içerisinde bunlar olur. Burada kulüp başkanları ve tribün temsilcileri çok önemli düşüyor. 5 yıl önce hatırla 5-6. Gebzespor Başkanı İlker Çakır'la Bahri Huzur'un önünde bu birliktelik bir şekilde sağlandı. Ne zaman bir şeyler değişiyor başkanlar tribünde de. Şimdi kaostan beslenenler şimdi diyecek ki adam Sakaryaspor diye bağırıyor. Kocaelispor'a gönderme yapıyor örnek. Ama onun derdi başka. O oradan prim yapacak. O tamam mı? Oradan gelmiş. Hocamın çok güzel söylediği var işte. Aslında bizim camiada da nokta kadar değeri olmayan bazı tipler var böyle. Adam sosyal medyada sırf yani bir şey yok. Yani gerçek hayatta yok. Arkadaşlar yok yani. Gerçek hayatta yok. Üretmiyor, ya, yapmıyor. Sokağa şey. Çıksa sırsa, kimsenin umurunda yok değil. Yani. Tamam mı? Orada bir şey mi yazacak? Hemen taraftar toplayacak, şey yapacak. Dediğin gibi biz ne kadar iyiler o söz var ya hani, namuslular namussuzlar kadar mücadele edecek. İşte o azınlık grup ondan sonra zaten bir şey gelir. Ya olay çıksın diye çok insan çıkar ya, olay çıkacak bu maç tamamlanmaz deyip bekleyenler de vardı. Vardı yani. Olsaydı zaten maç şurada ben kutluyorum hakemi. Bir ara korktum. Tolga güldü bir. Bir yere orta sahaya geldi. Eyvah sakın bitirirse bu iş dedim tarihe kara leke olarak geçer. Bitirmedi. Orada maçı oynatması da önemliydi bence. Evet. Zaten sağduyu da kazandı. Evet, reklamlara gideceğiz galiba. Ya Gebze Koca ile arasındaki zaten bu var gibi gözüken şeye ne derler problemi ben suni olarak bakıyorum ve belli sayıda insanın çıkardığı evet, evet. problem. Yoksa ne olur yani Gebze bizim takımımız. Efendim bir de Yiğit'i tam destekliyorum o anlamda. Kulüpleri yönetenlerin yaklaşımlarıyla çok alakalı bu ikili ilişkiler. Kocaelispor'un bu konuda yani abartarak söylüyorum sabıkası var. Kocaelispor yeterli abilik, büyüklük, yapamadı. Babalık yapamadı. Yıllardır. Bir de son 10 yılda da yerlere düştük. Ondan önce de yapmadı. Yapamadı. Ben şahidim. Hem bu tarafta bulunmuş, hem hani Gebze'de bulunmuş biri olarak söylüyorum. Şımarık abi rolü oldu. Evet. Oldu. Yani Kocaelispor'un bu o ya ben kralım ya bunlar kim bunlar işte ufak tefek insanlar onlarla muhatap mı olacağım gibilerden böyle bu tür yaklaşımları ben gördüm o zamanki yönetimlerde. Tabii bu çok etkili bu şey. Yani sen o abi rolünü, baba rolünü iyi oynarsan ve onun gereğini yaparsan efendim karşılığını şey, alırsın karşılığını. Evet. Evet, bir araya gidelim. Tamam. Aradan sonra son bölümü de artık lig başlıyor.
Pazar günü Kocaelispor Uşak maçıyla başlayacak. Diğer ligler de başlıyor. Bu maçları konuşacağız ama önce reklamlar. Programın son bölümüyle sizlerle beraber sevgili seyirciler, Kocaelispor Sakaryaspor maçını konuştuk. Gebzespor Kocaelispor maçını konuştuk. Ve orada hocaya ben şeyi sormak istiyorum. Hocam, Gebze maçında Kocaelispor genç ağırlıklı, çok fazla şans bulamayan oyuncularla. Burada şimdi Alihan'ı ısındırıyor, onu anlarım. Bir de Kubilay vardı zaten, iki tecrübeli isim. Ya burada hocanın gayesi ne? Yani bu oyuncuları şimdi gördün de uzun lig maratonunda zaten çok fazla şans vermiyorsun. Yani ne yaptın o zaman? Ya kimi oynatsaydı? PAF takımını çıkar ya galiyordu. PAF değil ya. Normal Sakarya maçındaki kadro hani ısınsın. Ha, ben ha. Hani işin şu tarafındayım. Şimdi, bir aylık bir ara var. Şöyle ara gireyim o zaman. Sentetik sahada mı? Sentetik saha. O zaman oynamayacaksın orada özel maçı. Oynamayacaksın o zaman. Niye oynadı? Çocuklar oynadı. Kötü ya oynasınlar yani? İyi oldu da hani çocukları da şimdi gördüğün zaman şey şimdi sosyal medyası çıkıyor. Ya işte bal takımı işte 3 gol yemişiz işte falan. Böyle ya, yorumlar çıkıyor şimdi yani. Şimdi biraz önce ona takılma. Yani skor önemli. Skor önemli değil. Ben de diyorum hoca şimdi hani gördü de şimdi diyorsun ki sentetik saha genç oyuncuların 3'ü sakattan sonra olacaktı o zaman. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu genç çocuklar U19 takımında bazen sentetik sahada oynuyor. Alışıklar. Ama A takımdaki futbolcular sentetik sahada çok alışık olmadığını biliyoruz yani antrenmanlarını. Ben yani orada hatta ben daha da çok gençleri oynatırım. Mesela Mertan'ı falan oynatacağım ama öbür çocuklara oynatırım. Mertan sentetik sahada gol attığını gördüm. Yani. Evet şeye geçelim. Biliyorsun hocam depremden dolayı Buca Spor maçı ertelenmişti. Artık TFF bu hafta sonu maçları başlatıyor. Tabii Buca Spor maçı 15 Mart'a ertelendi. Uşak Spor maçıyla başlıyor Kocaelispor. Pazar günü saat 2'de. Ligi içmediler yani. Bira ertelendi hocam. Ama Buca sadece Buca maçı. Ha sadece Buca. Sadece Buca maçı. O haftaki maçlar 15 Mart'ta alındı. Çarşamba günü. O geldi. Hafta da 15 Mart'a geçti. Yani. Evet o hafta 15 Mart. Yani maç 20 Mayıs'ta sonra erecek. 8 Şubat'taki maç 15 Mart'ta. 20 Mayıs'ta sonra eriyor yanılmıyorsam. Doğru 20 Mayıs. 20 Mayıs'ta. Normalde 29 Nisan'da bitiyor. Bizim için 20 Mayıs'ta bitmez. Biz Nisan'da bitiririz ligi. Onlar 20 Mayıs'a kadar oynarlar. Biz de oynarız ama. Gençler de oynarız. Gençler. İnşallah. O zaman hocam size bırakalım. Ligi erken bitirdik. Şimdi erken biterdik. Çünkü kaç maçları bir söyler misin kimse? Şöyle yapalım o zaman. Mart ayında maç Uşak. 6 tane maçımız var. İlk maç Uşak. 5 Mart Pazar Kocaeli Uşak. Uşak 3 puan. Yani. 11 Mart Cumartesi Balıkesir Kocaeli. 3 puan 6. 15 Mart Çarşamba Buca Kocaeli. En kötü bir puan. En kötü. Ben Buca'yı yeneceğimizi söylüyorum. Evet, hadi şimdi fazla uçmayayım. 19 Mart Kocaeli Pazar. Tamam 3 puan. Ne 25 yaptı? Mart Cumartesi Fethiye Kocaeli. Fethiye maçını tur atar. Sonra da 29 Mart Çarşamba Kocaeli Trabzon. Fethiye maçında Fethiye maçı hangi gün? Cumartesi. Kaç? Tarih. Tarih? 25 Mart. 25 Mart. 25 Mart Fethiye'yi yeneriz. Orada işi bitiririz. Şey maçında da ne? Hocam ya? Erken değil mi? Erken hocam. Ya abi sen ya 1461 1461'i burada yenip turu çekeriz. Yani tur derken şampiyonluk kuralları söylemiyorum. İşi bitiririz. Diğerleri İkincilik için oynarlar. Artık biz bundan sonra şampiyon takım olarak puan farkını 9'lara falan çıkartırız götürürüz yani. Bakın Kocaelispor'un kadrosu sezon başından beri söylüyorum. Bu takviyeler olmadan önce bile söylüyorum. Kocaelispor'un oyununda sıkıntı var diyorum. Eğer oyununu birazcık düzeltse bu ligde namağlup şampiyon olur arkadaşlar. Ya takımları biliyoruz, gördük işte. Evet. Hepsini ne oynadık.
gördük. Bizim oyunla ilgili sıkıntılarımızı çözdüğümüz zaman bizi kimse yenemez bu ligde. Bu lig için konuşuyorum sadece. Bunu ben ta sezon başında söyledim mi? Söyledim. Evet. Lig içinde söyledim mi? Neye kızdım ben? Benim eleştirim neye oluyordu hep? Oyuna oluyordu değil mi? Evet. Bu kadronun karşılığı olarak, yani oyun gücü olarak bu kadronun karşılığı değil diye eleştiriyorum değil mi ben? Yoksa oyuncularla ilgili problem söyledim mi? Oyunumuz tek düze diyorum. Efendim atak, gol atma şeklimiz veya isteğimiz, o yöndeki çabalarımız tek düze diyorum. Sadece Okan'ın üstünden gol atmaya çalışıyoruz diyordu filan filan. İşte defansın ortasından kolay gol yiyoruz. Yan toplarda topu düşürüyoruz veya rakibe vurduruyoruz, gol yiyoruz diyorum değil mi? Bunları söyledim mi? Sakarya'dan nasıl gol yedin iki tane? Aynı. Ha? Size anlattım. Kosango iki kişinin arasından topu aldı gitti attı. Son dakikada orta yapıldı. Adam top düştü. Karambol vurdu Sakarya. İşte ben bunları söylüyorum. Şimdi bunları yapmasan Sakarya değinemeyeceksin. Yani esas bizim oyunla ilgili problemimiz var. Bunun içindir ki de ne yapıyorum? Hocayı eleştiriyorum. Yani oyuncularla ilgili bugüne kadar benim oyuncuyla ilgili eleştirdiğim bir Kubilay vardı. Kubilay da artık koşmaya başladı. Yani son 6-7 maç bayağı koşuyor. Bayağı koşuyor artık. Evet. Eskisi gibi değil. Hani taksi maksi çağırıyordum ben onu. Bir de Beykan var. Beykan hala saçınla uğraşıyor. Yani o şeyde değil. Halbuki Beykan tek başına, ama belki bu Cengiz Han'ın gelmesi, bu kolay kolay diyorum. Bu kalan maçlarda Beykan sana iki tane maç alacak, şampiyonluğa katkı sağlayacak. Çünkü o yeteneği var mı? Var. Benim kızdığım o. Şimdi dolayısıyla belki başkalarına, bizi dinleyenlere çok iddialı gelecek benim söylediğim. Ben söylüyorum. Biz burada şey maçında, 61 maçında ligi tamamlarız, yeneriz 61'i, ligi tamamlarız, deriz ki onlara, kardeşim artık bizim işimiz bitti, biz birinci olarak çıkıyoruz, siz de kendi aranızda ikincilik için uğraşın işte. Playoff neyse o kurallar, onlarla oynayın. Çünkü Kocaeli Spor kadrosu bu ligi rahatlıkla birinci olarak bitirecek. Kadro zaten 6 puan gibi de bir müthiş bir avantajımız var yani. Evet. Onun için şimdi benim Kocaeli Spor'la ilgili... Hocam bir soru var size de. Bu sene Kocaeli Spor, Mert Yazıcı selamları var. Kocaeli Spor bu sene birinci lige yükselirken nasıl bir transfer portkası izlenmeli diye soruyor. Bir de ayrıca sezon açısı Sakarya Spor'la yapıp bu dostluğu pekiştirmeliyiz demiş. Olabilir. Yani düşünce. Şimdi bakın, Kocaeli Spor'un transfer, yani benim Kocaeli Spor yönetimini en çok eleştirdiğim husus ne? Kulübün bir hafızası olmaması. Bir, yani kulüp hafızası yok Kocaeli Spor'da. Yok edildi o. Yok oldu şimdi. Ve her sene çok sayıda oyuncuyla kadronun tamamen yenilenmesi, değiştirilmesi. Bu hafızayı yok eden önemli bir yanlış. Bir. İkincisi, bir de takımın birlikteliğini, birlikte oynama yetisini de yok eden bir anlayış. Şimdi geçen seneden kim var oynayan bizde? Sağ bekle sol bek var. Başka? Yok. Yok. Var değil mi? Aklında yok. Kubilay var. Kubilay çok... oynamıyordu zaten yani. Samet Ali var. Yani onlar oynamayan, Samet Ali son bu hoca geldikten sonra oynadılar. Yani var mı senin? 3 veya 4. Şimdi kaç transfer yaptık sene başında? Madem o arkadaşımız sormuş. Kaç transfer yaptık? Ben 15 diyorum. 12. Yiğit 12 diyor. 12 falan. Tamam 12 olsun ya. Devre arası kaç yaptık? 6. Ne oldu? 18. Takım kaç kişilik? 11. 30 oldu. He? Gençlerle 30. Yok yok. Takım 11 kişi oynanmıyor mu futbol? Evet. 11. Kadroyda 11. 18 transfer yaptın. Yani sen bir maçlık transfer yaptın kadro. Bir maç kadrosu değil mi? 11, 7'de 7 var, 18 kişi. Şimdi sen yaptın bunu. Bizim ilk 11'imiz belli. İnşallah bu sene çıkacağız.
Şimdi seneye kaç transfer lazım? İlk 11 oynayacak. Ligde de diyorum ki ben hedef koyuyorum şimdi Kocaelispor'a. Kocaelispor 12.liğe oynar mı? Oynamaz. Kocaelispor neye oynar? Önce çıkmayı düşünür, değil mi? Yok. En kötü playoff. Öyle düşünür yani. Ben 6.yken bile düşünmüyorum. Ya sen demiyorum. Kulüp koyuyor şey hedef. Yok bu sefer demez öyle. Şimdi niye? Der ki ya ben playoff olursa playoff olmazsa işte 7.likle atıyorum 12.lik arasında bir yerde ligi şeysiz bitireyim. Sorunsuz. Sorunsuz. Peki böyle bir şey için bu için mevcut kadroya kaç tane adam lazım? 12. Sizde. 11'e kaç tane adam lazım? 7. 7 buyur. Ben sana ne dedim şeyden önce? Kamuoyu yoklaması 7 yapalım. 7 artı 5. Bak kamuoyu yoklaması yapalım. İlk 11 için söylüyorum. Fazla miktarda 8 kişi çıkar. Evet. Bu bir 7 dedi. Zaten 8 yabancı var. 7 niye dedim? Diop var ya kenarda. Şimdi 7. Şimdi ne oldu? 12 transfer dedi değil mi? 12 transfer daha yapacak mısın? Çünkü 12'den fazla yapılır. Sadece söyleyeyim ben şimdiden. Şimdi 12 transfer yapacaksın. Sen zaten şimdi devre arası 6 transfer yapacağını, seneye oynayacak kalitede 3 tane transfer yapsaydın. Zaten senin takımın iyi. O 3 tane zaten kalite olarak üst lig oyuncusu olacağını. Sezon başı açıkladılar ya %70'ini oluşturacak kadroyu. %70 oluşmuyor ki. Şu anda senin demene göre 11'in... Sana göre hocam. 11'in tamam, %40. %40 senin demene göre. Tamam. Ya, ben bana sen sorma. Niye sormayayım hocam? Allah Allah. Uzman sensin. Şimdi ya hocam aslında bu ara transferde yaptıkları seneye kadrosu önümüzdeki sezon kadrosu için alıyor. Gerçi Cengiz Han kiralık. Ama Mert, Emre, Mert. Kim Mert? Bunlar önümüzdeki sene Mert, birincilik Emre, için mi? Nefis. Birincilik için mi alındı? Öyle söylüyorum. Emre yani. Nefis sen daha bu kadroyu oynatmıyorsun. Alışıyor hocam. Yani arkadaşlar bak benim söylediğim husus bu. Hocam transfer konusunu biz değiliz ya. Hayır. Benim kızdığım, eleştirdiğim husus bu. Yoksa gayretleri, yönetimin gayreti var, samimiler, iyi niyetliler, koşturuyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama yanlış yapıyorlar. Sen başta çok koşuyorsun, ayağına top değmiyor, iki tane pas atamıyorsun, boyuna pas hatası yapıyorsun, sonra maçtan sonra kantar içinde, abi nasıl oynadım diyorsun. İyi koştun diyorum ben de. İyi oynadın diyemiyorum. Kaç doğru orta var? Ya şey yok. İyi koştun, iyi oynadın diyemiyorum. Ben de şimdiki yönetime bunu söylüyorum. Ya iyi koşuyorsunuz da oyun yok oyun. Onun için Kocaelispor kulübünün önce bu söylediğim bir futbol aklı kurulu kurması lazım. Veya yetkilisi veya şeyi. Şu mevcut bu transferleri kim yaptırıyorsa, kim bu şeyi yani nasıl söyleyeyim bu yapıyı kim oluşturuyorsa veya kimler oluşturuyorsa yanlış yapıyorlar, eksik yapıyorlar. Her sene Kocaelispor kulübü bu kadar para harcayıp bu kadar efendim takımı değiştirmeye gerek yok abiciğim. Bak 3 tane adam şimdi devre arası alsaydı. Değil mi? Şeyden. 3 seneye de bunlar oynayacak adamlar olsun. Bak 3'ünü halletmiştin zaten. Bitmişti. Hem şimdi 6 tane aldın. Bu devre arası aldığın 6 tanenin biri kiralık gitti. Gitmedi say. Hadi Malatya seneye de yalpaladı. Bizde kaldığını düşün. Çocuğun. Tamam. 5 tanesi oynatabilecek mi şey? Ama şeylere var hocam şey işte Gökhan'ı, Atilla'yı, Mehmet Yılmaz'ı, orta saha Tayfun'u falan seneye birinci de düşünüyor yani. Okan'ı düşünüyor. Düşünüyor evet. Düşünüyor. Hayır düşünmek başka verim. Ama zaten onlar birincilik topçusuydu zaten. Ama şimdi, hocam da diyor ki öyle olmayacak. Bunları gönderecek gene yere transfer yapacak. Bak yazın kenara. Yazın abi söyledim bak, şimdi. Bak onlar gidecek demiyorum. Onlar gidecek demiyorum. Onları ilk 11'de yazmayacaklar. İlk 11 bunlar kadroda kalacak. İlk 11 için en az 7-8 tane oyuncu alacaklar. Artı yabancı. Artı yedek. Bir de yabancı değil mi? Yabancılar içinde. Ya, yok o kadar bak, ne yaptı? En az 7-8 tane ilk 11'in seneye görürsünüz. Levent Hoca 4 eski 7 yeni hocam. Ben burada olur mu? Olmaz mı bilmem. Hocam yaz. 4 eski 7 yeni. Seneye diyorum bak. Ne? Seneye'nin ilk 11'ini.
Bilmiyorum ben şimdi. Ben de aynısını söylüyorum. Tamam o zaman anlaştık işte. Ben de anlaşmadık bilmiyorum yani. Çekimsel kalırsın. Hayır çekimsel değil. Selim 11'de işte 11'de değil. Ama çekim. Sen dediğine göreyse nasıl 4-7? Kaleci Gökhan. Atilla Kural. Sayıyorsun. Hayır niye? Saydım arkadaşlar ya. Diğerini tamam. Saymadım. Okan Eken, Atilla Turan, Mehmet Yılmaz, Gökhan 4. Orta sahaya da Buçuklu, Kubilay veya Tayfun. 5 oldu. 4.5 oldu ya. Buçuklu diyorum. Değişerek. Yani devre arası. Neyse seneye konuşacağız. Daha çok şimdi bakacağız. Ya neyse. Şimdi ya neydi taraftar bir soru sordu. Bitti tamam, bu. Güzel. Zaten. Ama Mayıs'ta bence konuşmamız lazım bunu yani. Tamam o zaman sözü sana verelim. Lig başlıyor. Ya o benim eleştirdiğim husus bu. Evet. Kocaelispor Kulübü'nün hala aynı yanlışı devam ettiğini görüyorum. Bu hani kötü anlamdan da bu kafayla bu doğrultuda giderse önümüzdeki sene gene aynı yanlışlar olacak. Gene biz burada eleştireceğiz veya toplumda eleştirilecek. İyi niyetlerine rağmen bu eleştiriler sürecek yani. Evet. Evet. Şimdi bir aradan sonra başlayacağız. Baktığımızda Mart ayında 6 tane maçımız var. Nisan ayında da kaç maçımız var? 1, 2, 3, 4 maçımız var. 2 tane de hükmen galibiyet. Buradan tekrar Adıyaman ve Diyarbakır'a geçmiş şimdi olsun. Şimdi ona geçmeden sevgili Burak Turgun yazmış bir yönetmen arkadaşımız. Bence Cengizhan, ben Cengizhan kalacağını düşünüyorum. Sene ilk 11'de oynar diyor. Cengizhan şöyle kiralık kalırsa kalır. Bonservisi 25 milyon. Yani. Cengizhan ne zaman Süper Lig'e sözleşmesi ne kadar Malatya'yla? 5 yıl mı? 3 yıl mı? Öyle bir şey galiba. Evet. Yani Cengizhan keşke alsa. Cengizhan'ın oyun stili hakikaten hani neydi bizim öbür mini takımda oynayan? Cengiz Ünder mi? Ya onun stilinde adam geçiyor, çaprazdan şut çekiyor. Keşke diyorum ben. Şimdi baktığımızda Kocaelispor'un kadrosunda bir kere Cengizhan atacağı goller, asistlerle bir kere takıma müthiş bir güç katacak. Emre'yi zaten almıştık. Stoper'de Alihan yavaş yavaş ısınıyor. Agresif, tecrübeli bir isim. Mert zaten orta sahayı toparladı. Mert'i deplasmandaki Buca maçına ben Mert'le başlarım. İşte hani Kubilay'la falan başladık. İçeride Kubilay'la başlayabilirsin. Atıyorum işte Uşak'la veya Pazarspor'la arka. Bence teknik ekip konuşmuştur onunla. Baktığımızda 13 maçımız var. Ligin boyu kısaldı. Normalde zaten ligin boyu uzundu aslında. 20 takımlı ligdi. Normalde 18'di. Biliyorsun bu pandemiden dolayı düşme ihtimalleri kalkmıştı. İki deplasmanımız azaldı. Baktığımızda içeride 1461 Karacabey ve İskenderun maçları var. Kilit maçlar. Deplasmanda da Buca, Fethiye ve Van maçları. Kocaelispor bu 6 maçlık periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlik çok rahatlıkla işini görür. Diğer maçlarda da zaten 3 puan yazıyorum. Özellikle içeride oynayacağı maçlarda. Tabii ki şu maç oynanmadan kazanılmıyor. Uşak zayıf takım gibi gözükebilir. Ama Kocaelispor'un kalite ayakları, hep şunu söylüyorum ya, Beykan isterse bir gol bir asist yapar 5 dakikada. İsterse yani burada şimdi baktığın zaman rakip oyuncular zaten şuna bakıyor. Ya işte kanatlarda Beykan var, işte Cengizhan onun yerine girecek. İşte öbür tarafta işte Samet Ali var, Cemet İnci var, Okan var. Orta sahada Tayfun var. Sonuçta direkt bunlar skoru değiştirebilecek kaliteli ayaklarımız. Ben bundan sonraki haftalarda Kocaelispor'un daha da morallenerek rakiplerine puan farkı açacağını düşünüyorum. Tabii ki önce önümüzdeki Uşak ve Balıkesir maçlarını atlatıp Buca maçına Kocaelispor önce bir puan, daha sonra da hocamın dediği gibi galibiyetle dönersek müthiş bir avantaj elde ederiz. Rakipleri de psikolojik olarak Mart'ta tur atarız. Mart'ta tur atarız. Hani Mart ayı dert derler. Biz bu sefer o Mart'ın soğuğunu falan şey yapmayız yani. Doğalgazı kısarız. Odun kömür yakmayız. Gelecek senenin tasarrufuna bir şekilde başlarız. Yani dediğim gibi tam gaz gidiyorduk. İşte yaşanan deprem felaketiyle bile
bir aylık bir ara oldu. Bu takıma şey bu. Benim gördüğüm kadarıyla sadece bizim için değil diğer takımlar için de geçerli. Ama gördük hem idmanlarda hem şeyde maçlarda filan. Futbolcular sonuçta her ortama çabuk uyum sağlayan insanlar. Takımda şu da var. O kolej havası var yani. İşte öyle takımda bir gruplaşma olsun veya başka bir şey yok. Yani öyle tehlikeli karakter tiplemeyle çok karşılaştık biliyorsun. Hani oynamayan oyuncu sorun yapar filan. Öyle bir durum gözükmüyor zaten şu anda. Yönetim de gerekli ödemeleri bir şekilde yapıyor. Sözleşmeler ona göre ayarlanmış her şey. Futbolcu şuna bakıyor. Şimdi bir özel maçta bile ne 20 bin kişi oynuyorsun. Yani bu futbolcu için de çok önemli. Hem de ikincilikte. Aynen öyle. Ya. Bu işler hep kariyer. Yani kariyerin herkes bir şampiyonluk kupası koymak ister. Kocaelispor'la bir şekilde etiketleniyorsun. Şimdi sevgili Mervan Yusuf'a hep bazen konuşuyoruz. Kulakları çınlasın. Mervan olduğu için değil. Kocaelisporlu Mervan olduğu için transferi gerçekleşiyor bir şekilde. Şu an Mervan, Ankara güçlü Mervan olarak kimse çok dile getirmiyor yani. Yeteneği var. Bir şekilde gidiyor. Dediğim gibi inşallah Kocaelisporlu taraftarlar da artık bu saatten sonra da takımlarına ciddi bir şekilde sahiplenirler. Yani pazar günü maç. Ben sana bir şey söyleyeyim bu saat arada. 14'te. Mervan'la ilgili. Mervan önümüzdeki sene Ankara Gücü kadrosunda kalır. Süper Lig'de görürsek şaşmayın. Olabilir. Evet. Çok ya şey istedim. Yetenek olarak bu var. Ama beyin olarak, kafa olarak inşallah bozulmaz diyelim. Çünkü yani Ankara ama, Gücü onu alıp oraya gönderdiyse orada bir bildiği var. Ama yok şu kulüp bence orada hata yaptı. Belki sormuştur Mervan'a ama Ankara Demirspor gelişmesi daha iyiydi. Bak Iğdır'da çok tecrübeli oyuncular var. Şimdi Tahir Babaoğlu'nun birinci santrofor ve Iğdır oradaki topçuları 2,5-3 milyon oynatıyor. Orada takım ruhundan çok paranın ruhu dönüyor. Hani Ankara Demir biraz daha kolej havasında takım şey vardı. Oynama şansı yüksek. Yani burada ne kadar kendini geliştirdi. Dediniz ya Ankara Gücü'nün yönetimiyle oranın yönetimi aynı diye. Bence Ankara Gücü Mervan'ı artık önümüzdeki sene takımda tutalım diye gönderdi oraya. Ben şurada hocam sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Ankara Demirspor'un ikinci ligdeki oyun formatı Iğdır üçüncü ligde değil mi? Şimdi Ankara Demir bir şekilde rakibi tuzağa düşürüyor. Bir şey yapıyor. Kontra atak. İki dakikamız var. Bitiyor o şekilde. Ama Iğdır'da devamlı gol atmak zorundasın. Devamlı kazanmak zorundasın. Hani neyse artık orada bol şans yani ben, şimdilik bu kadar o zaman. İki dakikanız varsa topu son, sana atalım. Son uyarıyı da şöyle yapalım. Gerçekten şu an Kocaelispor çok iyi bir hava yakaladı. 6 puan öndeyiz. Bu havayı bozmuyor. Bu havayı ne yönetim bozsun ne taraftarlar bozsun. Bu birlikteliği devam edelim ve Kocaelispor mutlaka bir kaos ortamından uzaklaşmamız gerekiyor. Değil mi hocam bu çok önemli. Ya şu anda dakika... yani Kocaelispor'un kaosa girecek bir durumu yok. 6 puan önde kadrosu güçlü. Zaten güçlü olan kadrosu daha da güçlenmiş. Maddi sorunu yok. Stat sorunu yok. Taraftar sorunu yok. Yani durup dururken niye sorun çıkartalım ki? Evet. Benim söylediğim çok net bir şey var. Kocaelispor bütün bu olumlu şeyleri bu Mart ayı sonunda hadi bana eyvallah ben artık yukarıdayım. Siz aşağıda oynayın diyecek olacak. Bir çatın. Bu güzel ortamın tadını çıkartalım. Aynen. Yani her maç bir kaosla baş başa kalmayalım. Kaosa gerek yok. Yani öyle bir çok affedersin aptallık olur bu saatten sonra yani, kaos. Allah korusun. Aksi takdirde futbolcuları etkileyebiliriz. İstemediğimiz bir durum olursa buna çok dikkat etmemiz lazım. Sevgili seyirciler, hafta sonu bildiğiniz gibi söylediğimiz gibi maçlar başlıyor. Kocaelispor Uşakspor maçıyla başlıyor. Derece Gençler Birliği cumartesi Ordu Spor'la Belediye Denizlispor Amasya FK deplasmanına gidiyor. Basketbol maçları da cumartesi bu hafta. İkisi de Kağıtspor, Balıkesir, Belediyespor, İzmit Belediyespor, Kırklareli basketbol maçları var. Aynı gün İzmit Belediye'nin 14.30, Kağıtspor'un da 17.30. İkisi de Atatürk Spor Salonu'nda. Baldaki takımlarımızın da bu hafta maçları var.
Silivri Yuvacık Spor, Gölcük Spor, Bayrampaşa Teknik Spor, Beylerbeyi Spor, Kocaeli Harbi Spor, Gebze Spor, Can Kurtaran, Kumlar Spor, 1975, Yalova Spor, Altınova Belediye Spor, Delimenleri Spor, Kavacık Spor, Gebze Tayfun Spor maçları var. Son hatırlatmayı da yerellikte amatörliklerde bu hafta başlıyor. Biz inşallah tüm takımlarımıza başarılar dileriz. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü tekrar sizlerle beraber oluruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu ve hayırlı akşamlar diliyorum.